Sayın Kılıçdaroğlu yine kaybetti. Deniyor ki hala görevinizin başındasınız ve bu sizin tam da rakibinizi eleştirdiğiniz tek adamlık ve antidemokratik tavrın ta kendisidir. Averaj vatandaşın, seçmenin Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi ya da partinin başında kalması doğrultusunda fikir üretmesine karşıyım. Demokrasinin vazgeçilmesi olan siyasi partiler kendi işlerinde antidemokratiktir. Türkiye'de garip bir şey var abi, bir tavır var. Türkiye'de garip olmayan şey yok hamdolsun. Merve Dizdar biliyorsunuz Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü evet, aldı. Evet, onu okudum. Bir konuşma yaptı. 10 senedir Türkiye'de 4000 kadın öldürüldü. Merve mi haksız? Çok ciddi bir kültür ihtilali, zihin ihtilali, müthiş bir şey yapmak lazım. Yani yeniden bir Mustafa Kemal bekliyorum. 38'de güneş battı, ondan beri alacakaranlıkta yönetiliyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş buldum canım, sağ ol. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyi olmuyor. Bugün siyah giymişsiniz, lacivert giymişsiniz. Evet, biraz giderek rengi açıyorum yazda. Oranja doğru geleceğiz. Yaz ne zaman gelir sizin için abi? Gelmek bilmedi. Baksana bahar yağmurları devam ediyor. Seller kıyamet kopuyor hala. Normalde Haziran'da başlar. Siyaset konuşarak başlayalım. Seçim bitti. Yani demokrasinin vazgeçilmezidir seçim. Her şeysi değildir ama demokrasinin vazgeçilmezidir. O da işte adil, şeffaf falan seçim için söylenir. Ona yakın bir seçim yaptık yani. Halk böyle uygun gördü. Milli irade böyle gördü. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletinse millet bunu seçti. Kimin kazandığı belli. Yani Cumhur İttifakı kazandı ve Sayın Erdoğan kazandı. Ama ben kimin kaybettiği konusunda çok emin değilim. Yani bir kaybeden mi var, birçok kaybeden mi var? En büyük kaybeden kim sizce? Siz Kılıçdaroğlu'nun iyi oy aldığını inanıyor musunuz? E tabii yani iyi oy aldı. Yani çok eskiden çok farklı değil ama %47 yani 48'e yakın bir oy. Bence iyi bir oy. Bence iyi düşündü Kılıçdaroğlu. Yani muhalefeti birleştirmek bakımından iyi düşündü. Hani baktığınız zaman, objektif değerlendirdiğiniz zaman yapılması gerekeni yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. Muhalefeti birleştirmek istedi. Birleştiği kadarıyla da ancak bu kadar oy aldı. Bütün Türkiye'de muhalefet birleşince bu kadar mı oy çıkıyor abi? Yani bu kadar oy çıkmaması lazım ama bütün sarı haritaya baktığımız zaman Karadeniz bölgesi, Orta Anadolu, İç Anadolu çok net Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Bu kadar yıldır iktidarda olup bunca işte ekonomik kriz, afetler, yani olmadık hiçbir şey kalmadı. Bir iktidarı yıpratacak bir sürü şey oldu. Buna rağmen nasıl kazandı sizce? Hani burada dönüp bir muhalefet adına bir öz eleştiri yapmak da gerekmiyor mu? Yani bütün partilerin öz eleştiri yapması gerekiyor. Siz mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin veri eksikliğiyle, bilmem nesiyle sistemin çöktüğünü falan hiç duydunuz mu? Hiç öyle bir şey duymadık. 1,5 saatte alıyor adam veriyi. Bizimkiler de oluyor, olmuyor, gelmiyor. Sandıklar kapanıyor, itiraz da ettiler. Torbalar gelmedi deniyor vesaire. Hile hurdaya müsaade ediliyor. Nereden baksan her şeyi hallettik dedikleri halde 300 sandıkta eksik oluyor. Kiminin babası ölüyor, kiminin ayağı kırılıyor, kimisi hasta oluyor. Böyle bir yetersizlik var. Ama ben bunun bile her şeyi izah etmediği kanaatindeyim. Önemli olan sistemin eskimesi ve de bizde siyasi partilerin yönetimlerinde hata var. Yani Mehmet Ali Aybar'ın çok güzel bir lafı vardır. Demokrasinin vazgeçilmezi olan siyasi partiler kendi işlerinde antidemokratiktir diye. Kararı yönetim alıyor. Bu bence fevkalade yanlış bir şey. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik en önemli eleştirileri biliyorsunuz demokrasi ve tek adamlık rejimiydi. Evet. Şimdi peki Sayın Kılıçdaroğlu yine kaybetti. Deniyor ki hala görevinizin başındasınız, istifa etmiyorsunuz ve bu sizin tam da rakibinizi eleştirdiğiniz tek adamlık ve antidemokratik tavrın ta kendisidir. Ben averaj vatandaşın, seçmenin Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi ya da partinin başında kalması doğrultusunda fikir üretmesine karşıyım. Yani tamam demokrasidir, herkes özgürdür kanaatini bildirmekte ama böyle İstifa et ya da etme, partiyi yürüt diye karar vermesi bence parti teşkilatının işi. Teşkilat bu kararı verecek ve de önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi karar vermesi lazım. Ama abi seçmen değil mi sonuçta bahsettiğiniz insanlar? Yani Kılıçdaroğlu'na oy veren insanların ya da CHP'ye oy veren insanların bu düşünceyi, savunmaları, dile getirmeleri böyle bir hakları da yok mu? Tabii var. Ama kim diye sual sorduğunuz zaman cevap karmakarışık olur. Siz Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini düşünmüyor musunuz?
bir CHP seçmeni olarak? Ya böyle bir şey ben kendimde yetkide görmüyorum. İstifa et kardeşim, yeter artık, 9 defadır kaybettin, git yıkılsın, öyle bir şey diyemem. Yani en basitinden yerel seçimlere kadar, hatta altılı masayı bile bozmadan götürmeleri lazım diye düşünüyorum. Hatta onun içerisinde gene Türk milliyetçiliği ve Kürt milliyetçiliği de olmalı ki bir başarı sağlansın. Daha doğrusu özlenen başarıya ulaşılabilsin. Ama onun da olabileceği kanaatinde değilim. Biraz zor görünüyor. Yani bu bir seçim ittifakıdır diyenler çoğaldı. Yani seçimde olduğuna göre artık dağılabiliriz diye bir kafa yapısı hissediliyor. Öyle olursa ne olacak? Parti kendi içinde kazanmaya çalışacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderini değiştirmesi söz konusuysa buna karar verecek gene Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatıdır, parti meclisidir vesairesidir. Halkın talepleri olabilir. Herkes talebini söyleyebilir. Ayrılsın, yeter artık, bırak diyenler de var. Kalmasın, her ne kadar da kaybetse bu başarıdır deyip devam etmesi, bu başarıyı sürdürmesi gerekli diyen de var. Yani bir sürü şey değerlendirilebilir. Artık yaşı geldi 75'e, 5 sene sonra 80 yaşında olacak. 80 yaşında yönetimde olması iyi midir, değil midir diye yaş ve şey bakımından, enerji bakımından değerlendiren de var. Kafa yapısı olarak değerlendiren de var. Yani MKYK'yı değiştirdim, işte şeyleri değiştirdim, parti meclisinde de görüştüm, bu kararı aldık, bana yetmiyor. Bütün teşkilata gençleri kazanmak lazım, bütün teşkilata kadınları kazanmak lazım, bütün teşkilata bu sorunların çözümü için bilgi verilmesi, o bilginin de seçmene aktarılması, seçmenle el ele, gönül gönüle oluşması lazım. Gönül bağı kendi kendine kurulmuyor. Biraz çaba istiyor, çaba sarf etmek gerekiyor. Sıcak bir haber var biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu ile ilgili İstinaf Mahkemesi'nin siyasi yasak kararının onaylandığını iddia etti bir gazeteci. Sonrası... Ama aksini iddia eden de var. Evet, Sayın İmamoğlu'nun avukatları bunu yalanladılar. Ama bir yandan da deniyor ki bu karar henüz avukatlara tebliğ edilmemiş olabilir. Çünkü haberi alan gazeteci iktidara yakın bir gazeteci. Ona söylenmiş olabilir deniyor. Şimdi mesela bu Türkiye'nin hali pür melalini gösteriyor. Herkes birdenbire bir gazetecinin yazdığı yazıda İmamoğlu şeyin kararın kendi aleyhine olduğunu öğrendi demesiyle beraber ortalık karışıyor. Avukatı da hayır böyle bir şey yok diyor. O zaman ne yapıyoruz biz? O zaman ihtimali yazdı gazeteci. Bunları da hazırlamaya çalıştı. Kendi seçmenine de böyle bir şey yok. Kafa dağılıklı her yere doğru gidiyor. Bu hale gelmemesi lazım Türkiye'nin. Abi aklıma ne geldi biliyorsunuz? Atol Behramoğlu'nun bir şiirini paylaşıyor biri Twitter'da. Atol abi de görüyor. O da Twitter'da var. Diyor ki benim böyle bir şiirim yok yazıyor. Şiiri yani Atol Behramoğlu'nun olmayan şiiri Atol Behramoğlu'nun şiiri diye paylaşan kişi Atol Behramoğlu'na cevap veriyor Twitter'da. Hayır var. Araştırmanızı öneririm diyor. İmamoğlu siyaseten yasaklanırsa nasıl bir yerel seçim bekliyorsunuz? Şimdi İmamoğlu'nun siyasetten yasaklanması daha söz konusu değil. Sanıyorum istinaftan döndü. Tabii. Yargı yolu açık. Yargıtay'a gidecek eğer Yargıtay yolu istinaf açık. Çevirirse. Bir de mesela onlar çok karar alınamaz. Yani çok çabuk karar alınamaz. Yargıtay bir süre sürer. Ama tuhaf bir durum olmayacak mı? Yani siyaseten yasaklanma ihtimali olan birinin seçimde yarışıyor olması. Yani aday olamamasının nedenlerinden biri de o değil mi zaten? O mantıkla da çalışıldı, düşünüldü. Bence böyle bir şey var. Hatta Kılıçdaroğlu'nun dahi artık dokunulmazlığı yok. Fezlekelerin işletilip onun hakkında da yasa çıkarması, hatta bir gün ceza çıkarmak mümkün olacak. Göreceğiz bunları. Türkiye'de garip bir şey var abi, bir tavır var. Bunu... Türkiye'de garip olmayan şey yok hamdolsun. Ama bu bayağı garip. Ya bizim memlekette başımıza gelen hiçbir şeyin sebebi biz olamıyoruz. Hep kaynak dışarısı oluyor. Yani dışarısı derken yurt dışından bahsetmiyorum. Bazen yurt dışı da oluyor da. Yani içeride de başımıza gelen şeylerin sebebi çoğunlukla bizim dışımızda nedenler oluyor. Valla benim tespitim 38'de güneş battı. Ondan beri alacakaranlıkta yönetiliyoruz. Bence ana sistem bu. Daha doğrusu Türk toplumu, Türk milleti yönetilemiyor. Belli tesirlerde kalmak zorunda. Liberalizm geliyor, vahşi kapitalizm geliyor. Biz ondan etkileniyoruz. Bugün öyle değil mi? Bugün eğer Millet İttifakı kazansaydı ne yapacaktı? Gene liberal ekonomiyi uygulayacaktı. Kamuculuğu yapabilecek miydi? O yüzden önce bir yön tespit etmek lazım. Ciddi bir yön kaybı var. Bu seçmende de var, teşkilatlarda da var. Önce yön kaybını değiştirmek lazım. Bir yön bulmak lazım. Ben nereye gideceğim kardeşim? Benim ideolojim ne? Tamam, ülkenin sorunlarını öğrendim. Bunları şu formülle çözeceğim. Bunun adı nedir? Niye tam bağımsızlık diye insanlar öldü ya? Tam bağımsızlık mümkün mü bugün? Değilse çare ne olacak? Bunları düşünüp bunları üretmek, bunları çözmek lazım. Başka türlü çözülmez. Atatürk bir seçim yolu mudur? Evet, seçim yoludur, çıkış yoludur. Hala geçerlidir bana göre. Bence o yollara dönülmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle dönmesi lazım. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda o yolda olduğunu düşünmüyor musunuz? Tabii değişti. Atatürkçü %30 falan oldu Cumhuriyet Halk Partisi içinde. İşte ulusalcılar var.
Ondan sonra değişiyor aşağı kadar sistem. En az %50, %60 Atatürkçü olmalı. Atatürkçülük ve Kemalizm kavramlarını da birleştirip bir netleştirmek lazım yani. Gösterdiği yolda gitmek seçilmeli. Bunun adı çok önemli değil. Hani bugün yeniden padişahlığı getirir misin? Hayır. Hilafeti getirir misin? Hayır. Harf inkılabının tersini yapar mısın? Hayır. Bunların cevaplarını bilip bunlar yerine konulacakları, eksik olanları tamamlamak yapmak lazım. Şey çok güzel söylüyor Celal Hoca, Celal Şengör diyor ki Atatürk'ün 1920'li 30'lu yıllarda o günün dünyasına ve Türkiye'sine dair bulduğu çözümleri, yani işte o bahsettiğimiz altı oku, Atatürkçülüğün ta kendisi zannetmek büyük bir yanlıştır. O günkü sorunlara Atatürk'ün bulduğu çözümlerdir. Esasen Atatürk'ü anlamak ve o Atatürk felsefesini bugünün sorunlarına ve dünyasına adapte kesin etmektir. Kesin çözüm budur, felsefesini anlamak. Atatürk Samsun'a niye çıktı? Samsun'u çok mu seviyordu? Sinop'u mu seviyordu yani? Onun için mi çıktı? Hayır. Savaştan en uzak noktaya çıktı. Zaman kazanmak için. Artı niye geri çekildi? Sakarya'dan niye geri çekildi? Düşman ordusunu yaymak yayıldıkça gücünün zayıflayacağını biliyordu. Niye Fahrettin Altay komutasındaki süvarileri sakladı? Niye topçuları birleştirdi? Silah gücünün zayıf olmasına rağmen bir yere toplayabildi de düşmanı baştan korkutarak kaçmaya zorladı. Bütün bunlar deha. Ama yani askeri dehanın dışında devlet adamlığı dehası, iyi bir strateji olması, iyi bir gelecek bilimci olması da çok önemli. Bunlardan öğrenilecek hiç mi bir şey yok Allah aşkına? Hatta her şey orada değil mi? Onları bilip onun üzerine koyacağınız varsa koyun. Hiç itirazım yok. Yarın ne olacağını da siz çözeceksiniz. Ben mi çözeceğim bu yaştan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne yol mu göstereceğim Allah aşkına? Siz çözer misiniz gibi geliyor abi. Yani siz bana inanın, bizim şu anda şu programı seyreden insanlara bir anket yapsak, sizce şu anki Cumhuriyet Halk Partisi kadroları mı çözer yoksa Metin Akpınar mı tek başına çözer diye büyük bir farkla siz çıkarsınız önde yani. Ama benim önerdiğim yolun doğru olduğuna ben inanıyorum ama uygulayıp uygulayamamak onların elinde. Ben de bunu bir siyasetçi olduğum için söylemiyorum. Ben bir sanatçıyım, siyaset bilimci değilim, ekonomist değilim ama sanatçının muhalif olması hareketinden şeyle siyasete oradan bulaştım. Metin abi, sanatçı muhalif mi olur? Sanatçının muhalif olması diye bir kural yoktur. Ama yanlışa muhalif olur. Doğruyu da övmek yine sanatçının işidir. Ama biz yıllarca yani çeyrek asır, 25 sene kabare tiyatrosunda yanlışı gösterip doğruyu özendirme yolunu seçtik. Ve hala o yolda devam ediyorum tiyatrom devam etmemesine rağmen. Yanlışı vurguluyorum. Doğruyu özendirmek, doğruyu görmek, seçmek ve o doğruyu çözüm için üretmek. Bütün mesele bu. Niye işte geçen konuşmamızda herkesi üzen de bu oldu. Yani yandaş medya benim konuşmamdan yararlandı. Bizim mahalle bana küstü. Ben kaderime küstüm. Anneme küstüm. Bir kedim bile yok yani. Merve Dizdar biliyorsunuz Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü evet, aldı. Evet, onu okudum. Bir konuşma yaptı ödülü aldığı sırada. Dedi ki, o bilmiyorum takip ettiniz mi ödül konuşmayı? Evet, okudum. Orada Türkiye'deki kadınların başlarına gelenlere dair kendi rolünden de yola çıkarak çok önemli bir konuşma yaptı. Evet. Bir kısım tabii çok önemli bir kısmı toplumun çok ayakta alkışladı ki ayakta alkışlanacak bir şey söyledi Merve. Siyasetten bağımsız Türkiye'nin çok temel meselelerinden birine dair bir kafa yoruştu ve önemli bir platform söyledi. Diğerleri de tabii klasik vatan hainliğiyle suçladı Merve'yi. Vay eline kağıt verildi, vay gittin Türkiye'yi sattın diye bayağı bir linç yedi. Nasıl değerlendirdiniz siz bu? 10 senedir Türkiye'de 4000 kadın öldürüldü. Merve mi haksız? Abi geçen bir veri vardı. Son 2 yılda 93 kadın balkondan düşerek hayatını kaybetmiş. Yani inanırsanız balkondan düştüklerine. Yani tabii. Balkon. Şimdi Merve'ye kızanlar buna iki satır laf edemiyorlar. Ya Türkiye'de kadınların insan olup olmadığı konuşuldu. Siz ne diyorsunuz? Kız çocuklarının öldürülmesini yaşadık biz. Oralardan geliyoruz. Bunlar belli beyin formatlarında var, hala var. O yüzden bunun yıkılması lazım. Kadının insan olduğu, kadın erkeğin eşit olduğu yani balkonlara bir şey getirmek lazım. Yeni yönetmelik getirmek lazım. Kadının düşmeyeceği balkonları icat etmek lazım. Bak bunu bile yapar Türkiye. Kadının neden düştüğünü düşünmeden balkonu hatayı bulup balkonu toparlamak için parapeti yükseltir vesaire. Böyle bir millet olduk biz. Bence çok ciddi bir kültür ihtilali, zihin ihtilali, müthiş bir şey yapmak lazım. Yani yeniden bir Mustafa Kemal bekliyorum. Çok içli bir inşallah oldu. Şimdi seçim bitti. Türkiye kendi meseleleri, sorunlarını ufak ufak konuşmaya başladı. Konuşmaya başlayınca karşımızda çok acayip bir ekonomik kriz var. Ben ekonomist değilim. Herkes gibi. Ama ne olacağı belli.
Ama mesela çok kazanandan çok alıp az kazanandan az almak gibi bir yere gidemiyorsun nedense. Abi bizde az kazanandan çok alıp çok kazanandan hiç almamak gibi bir durum var. Yani dolaylı vergiyi mesela herkes ödüyor. Aylık geliri 1 milyon olan da dolaylı vergiyi ödüyor. 7500 lira olan da ödüyor. Ben mesela emekli bir Türk Cumhuriyeti vatandaşıyım. 7300 lira maaşım var benim. Yani birikimim olmasa açlıktan ölmeye mahkumdum. Ben de her toplumun 10 milyonu gibi. Ya buna çare öğretmek yok mu kardeşim? Yani taraf parti martı gözetmiyorum. Başta kim varsa Türkiye'yi yönetmeye kim adaysa önce bunu çözecek ya. Mehmet Şimşek düzeltir mi ekonomi abi? Mehmet Şimşek doğru işler yaptı. Ama Mehmet Şimşek gelince birdenbire her Şimşek doğru değildir ki. Ona Allah'ın imzası derler. Şimşek çaktığı zaman yağmur yağar, berekettir. Allah bereket versin. Ama onun yıldırımı da var, onun seli de var, onun tufanı da var. Şimşek çakınca her şey çözülür demek değildir. Ama iyi bir eleman mıdır? Evet, iyi bir elemandır. Gelirse iyi olur mu? İyi olur. Yalnız olduğu için iyi midir? Hayır, değildir. Bir de liderini ne kadar dinleyecek, lidere ne kadar karşı çıkacak o da önemlidir. Şimşek yeni çakmıyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Daha evvel de çaktı. Sizin futbollarınız nasıl? Yani bir Galatasaraylıyım. Şampiyonluğuma seviniyorum. Tebrik ediyoruz o zaman. Galatasaraylısın. Ben sizin Galatasaray olduğunuzu bilmiyordum. Valla bu seçim kavgasından onun bile tadını çıkaramadım. Hatta yani televizyonlarda yanındayken bir balkonda şey açıp boyla bunu gösteriyorlardı. Ona bile kızdım Galatasaraylı olmama rağmen. Galatasaray şampiyon oldu. Önce tebrik ederiz. Ama Galatasaray şampiyon oldu ve de haklı olarak şampiyon oldu. Hem ciddi bir transfer yapmayı başardı. Borcuna rağmen her hakkını kullanarak iyi bir yönetim başa geçti. Yönetim, teknik yönetimle şey olmadı, kavgalı dövüşlü olmadı. Müşterek bir yönetim yapıldı. İyi elemanlar, star oyuncularla bu iş kazanıldı. Bir de kendi içlerinden başarılı bir genç Galatasaraylı'yı getirip onunla şampiyon oldular. Çok da iyi bir teknik direktörleri var. Bu bence anlamda daha öyle. Ama bence futbolcular da benim Türk insanım ne olacak ya? 8 tane yabancı oynuyor takımlarda. Ben Galatasaraylıyım. 7 yaşından beri Galatasaraylıyım. Şimdi Galatasaray takımını say desen sayamam. Niye böyle olsun canım? Okan Buruk'u beğeniyor musunuz? Teknik direktör. Yani Okan Buruk'u tabii beğeniyorum. Çünkü doğru bir iş yaptı. Netice de çok net, açık, lehine. Yani hissedildi, gelir gelmez hissedildi. Demek ki teknik direktör bir şey. Tabii, kesin. Ama işte bir siyasi parti, bir futbol kulübü. Abi çıkışı siyasetten ya. Vallahi çıkamıyorum işte. Keşke çıksam yani. Futbol da din oldu esasında. Ama bir spor kulübünün yönetiminde 5 tane yönetici olursa, hepsi başka futbolcuyu tutarsa, onların transferiyle ilgili belli sorunlar varsa böyle olur. Abi Göksel ablan hangi takımlı? O maalesef Beşiktaşlı. Maaş kalsın ya. Benim büyük adaletsizliğim orada. Ben Fenerbahçe'de oturuyorum. Ben Galatasaraylıyım, karım Beşiktaşlı. Türkiye'den beterim Allah canına. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun abi. Pam 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 p